Merhaba, biz Kural 21 dizisinden Meryem ve Deniz. Bugün siz bize sorular sordunuz ve biz bugün onları cevaplayacağız. Evet, öyle olacak. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mısın? Şimdi bakıyorum. Evet, biraz sorular gelmiş. Biraz değil, bayağı var orada soru. Aynen öyle. O zaman şu sorudan başlıyorum. Anıl Emili sormuş. Sizce... Sizce Türkiye'de kız ve erkek ev arkadaşı olabilir mi? Güzel bir soru. Yani aslında diziye çıkış amacımız niteliğinde bir soru olmuş. Sen cevapla istiyorsan ilk önce. Ya şöyle düşünüyorum. Bu işin hani ülkesi olmaz. Yani sonuçta bu bireyin özgürlüğüne kalmış bir şey. Ve aynı zamanda zaten bizim diziyi çekmemizdeki amaç bu. Bir kızla bir erkeğin aynı evde bir temas kurmadan veya aralarında bir aşk ilişkisi olmadan... güzel bir arkadaşlık kurabilmeleri ve aynı evde huzurla yaşayabilmeleri. Biz açıkçası Kural 21 dizisinde de bunu işlemek istedik. Hı hı. Ya açıkçası sorması da güzel olmuş. Aynen, güzel olmuş. Yani kızla kızın aynı evde yaşadığı veya bir erkekle bir erkeğin aynı evde yaşadığı dizi bizim için çok şey olabilirdi, kısır kalabilirdi. Ama bir kızla bir erkeğin aynı evde yaşaması çeşitli sorunlara yol açabilir. Ne gibi sorunlar? Ki bunu bütün dizi boyunca görüyorsunuz zaten. Evet, şimdi ikinci soruya geçelim. Hı hı. Z Faruk Durmuz sormuş. Kendinizi role kaptırdığınız ve gündelik yaşamda Deniz ya da Meryem olduğunuz oluyor mu demiş. Sen cevaplı istiyorsan. Benim biraz... net oluyor. Ya benim şöyle oluyor. Mesela set var o gün. Hı-hı. Deniz'i oynuyorum. Setten çıktıktan sonra hala Deniz'im. Yani bu süreç devam ediyor ama o gün içerisinde. Peki sence Deniz'le Furkan benziyor mu? Deniz'le Furkan bir bakıma benziyor. Nasıl bir bakıma benziyor? Ben benzetiyorum ya. Ben benzetiyorum. Yani bir şey olarak, nasıl diyeyim, iç enerji olarak benziyor. Evet, enerji olarak benziyorsunuz. Aynen, ama onun dışında mesela Deniz daha cesur bir karakter gibime geliyor benim için. Yani evet. Sen Meryem oluyor musun çıkınca? Ben çıkınca Meryem olmuyorum. Çünkü Meryem tabii zaten ki... Zaten Meryem'sin. Tabii ki çekim sırasında Meryem olmam gerekiyor ama... Meryem'le İrem benzemiyor. O yüzden Meryem olmuyorum. Çünkü Meryem biraz daha sert bir karakter. Ben ise gündelik yaşamda öyle bir karakter değilim. Beni tanıyanlar bilir. Yani. Neyse, diğer soruya geçiyorum. YSF.kayıs sormuş. Gerçek ev arkadaşı mısınız? Aranızdaki ilişki nedir? Aramızdaki ilişki, İrem benim eltim. Yani görümcemin eltisi. Aynen. Öyle bir tanışıklığımız var bizim. Ama gerçek... Güzel soru yani. Güzel gerçek soru. Ev arkadaşı değiliz tabii ki de. Sadece yakın arkadaşız. Evet. Aramızdaki ilişki de bu tür. Yakın arkadaşız. Benim ayrı bir ev arkadaşım var tabii ki. Neden Furkan ev arkadaşı olayım mesela? Ya ben niye İrem'le ev arkadaşı olayım? Hayatta İrem'le yaşayamam mesela. 2000 görüntü yönetmeniyle ben 4 senedir ev arkadaşıyım. Öyle reklam yapıyorsak ben de 2000 set amiriyle ev arkadaşım. Neyse, tamam. Sen de sorsaydın. Diğer soruya geçiyorum şimdi. Evet. 08 İshak. Bayağı evet, uzun İshak. Bir şey yazmış bu. İlk olarak, üniversite öğrencisi olarak yaptığınız bu projeye bayılıyorum. Umarım izlenme sayılarını aldığını vazgeçmezsiniz demiş. Teşekkür ederiz. İkinci olarak, Meryem nasıl olur da sevgilisi olduğunu Deniz'den saklayabildi? Aynı evde yaşıyorlar. Harbiden nasıl yaptın? Bunu nasıl yaptın ya? Bunu sana sormak lazım. Senaryoyu sen yazıyorsun. Doğru. Bunu bana sormak lazım. Kendime soruyorum. Bunu nasıl yaptım ben ya? Şimdi şöyle olduğunu düşünüyorum. Deniz'le biz çekimlerde sadece Deniz'le Meryem'in bir arada olduğu sahneleri görüyoruz. Ama Meryem Deniz'den ayrı bir vakit geçirdiği zaman Doruk'la hep konuşuyor aslında. Yani sevgilisiyle hep konuşuyor ama sadece bazı şeyleri söylemiyor. Bu açıdan da Meryem'e kızdınız. Yani aslında saklamıyor, sadece söyleyemiyor gibi bir şey. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. Eklemek istediğim birkaç bir şey var. Şöyle bir şey. Meryem Deniz'e 6. bölümde sevgilisinin olmaması gerektiğini söylüyor. Evet. Çünkü sevgilisi olursa bütün kurallar falan bozulur. İşler değişir. Zaten senin sevgilin burada değil, İtalya'da yaşıyor. O yüzden senin için bir sorun yok. Sen de söyleme gereği duymuyorsun aslında bir yandan. Aman canım, ne olacak ki diyorsun. Evet. Çünkü sevgilim buraya gelip sizi rahatsız etmeyecek. Yani şöyle rahatsız etmeyecek şu anlamda. Şunu bir düşünün. Bir çift ve dışta kalmış bir kişinin aynı evde yaşaması bir bakıma zor bir durum. Sen de bundan korktuğun için Deniz'in sevgilisi olmaması gerektiğini düşünüyorsun. Evet. Doğru. Diğer soruya geçelim.
Zeynepçe Yasamak sormuş. Bu da yine bayağı bir uzun bir soru. Merhaba, bayılıyorum size, tebrik ediyorum. Heyecanınız ve azminiz sizi iyi yerlere getirecek umuyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Benim sorum senaryonuza ne çektiğiniz bölümleri usta ne? Okuyamadım. Benim senaryonuzun ne çektiğiniz bölümleri usta yapımcılara ya da yönetmenlere göndermeyi düşündünüz mü? Ama son bölümü yollamayın. Zira ben bir tek sezon finalini beğenmedim. Ay Meryem'in sevgisi olan çocuk neydi öyle? Tek ton, tek mimik. Teşekkür ederiz bu soru için öncelikle. Usta yapımcılara ya da yönetmenlere göndermeyi düşünmedik. Çünkü bizim yönetmenimiz zaten usta bir yönetmen. Şaka bir yana hani keşfedilmeyi bekledik. Yani şöyle bekledik. Hani nasıl bekledik? Nasıl bekledik? Yani evet göndermeyi düşünüyoruz. Ya birkaç mail de attık. Tabii ki geri dönüşler olmadı. Ama bir şekilde reklam yapmaya çalışıyoruz. Buna ileriki zamanlarda karar vereceğiz. Yani sezonlar bittikten sonra karar vereceğiz. İnşallah o zaman bir şekilde patlarız veya kabul ediliriz bir yere. Ki çok destek olan insanlar da var. Yani aslında diziyi şu an bitirmiyor oluşumuz. Bundan dolayı yani çok bekleyen insan evet. Var ikinci sezonu. Bir de ne demiş? Doruk hakkında bir şey söylemiş. Doruk karakter hakkında. Çocuk neydi öyle? Tek ton tek mimik demiş. Şimdi şöyle düşünün. Doruk yurt dışında yaşayan bir karakter. Ve Türkiye'deki mimik verme olayı bile yurt dışına göre farklı. Doruk'un o İtalyan ne denir? İtalyan vari bir havası var ve o mimikle kavga ediyor Meryem'le bile. Onu yakalamaya çalıştık evet. Biraz. Yani Fi'deki Deniz gibi. Ya evet. Ben Deniz'e, Fi'deki Deniz'e benzetiyorum. O açıdan yani karakter aslında tek mimik olan bir karakter. O yüzden çok sırıttığını düşünmüyorum açıkçası. Evet diğer soruya geçiyorum o zaman. Hasan Yumuk 03. Deniz ve Meryem RTS kaçıncı sınıfsınız? Ve bu diziyi çekmeye nasıl karar verdiniz? Ve ileride dizi için kararınız nedir ya da hayata dair planlarınız demiş. Öncelikle biz RTS 4. sınıfız ve bu dizi çekmeye şöyle karar verdik. Güzel bir şeyler yapmak istedik artık ve YouTube'da artık gerçekten boş içerikler olduğunu düşünüyorum ve boş diziler olduğunu düşünüyorum. Bir erkekle bir kadın arasındaki ilişkiyi kötü anlatan çok fazla kötü içerik var. Ve benim ekipteki görüntü yönetmeni ve yönetmenin arasında olan bir karardan sonra herkes bir arada bulundu. Böyle bir fikir alışverişi yaptık. Ve daha sonra senaryo yazılmaya başlandı. Böyle başladı. Hayata dair planlarımız. Bu sene okulumuz bitiyor. Muhtemelen işte İrem A101, ben BİM'de falan çalışacağız. O tarz bir şeyler düşünüyoruz. Yani hayata dair şöyle planlarımız var aslında. Benim... Yani kendi adıma cevap verecek olursam oyunculuk ve senaryo üzerinden ilerlemek istiyorum. Kamera arkasında pek bir yeteneğim veya bir işim yok aslında. Ama kamera önünü ve senaryo kısmını daha çok seviyorum. Yani ben de evet şu an kamera önündeyim ama kamera arkasında da ben de yükselmek istiyorum. Böyle bir planlarım var. Teşekkür ederiz. Merve mi? Merve. Meryem. Merve Koyuncu 15. Umarım koyuncudur. Bana bayağı sinirlenmiş ha Meryem'e. Meryem Allah aşkına erkek arkadaş nereden çıktı pat diye. Ya da vardı madem neden sakladın? Şimdi kız haklı değil mi? Çok haklısın. Gerçekten kız Meryem. Kız haklı değil mi? Felaket haklısın. Açıkçası şöyle. Meryem Deniz'i eve almadan önce açıkçası bu kadar samimi bir arkadaş ilişkisi kuracağını düşünmüyor. Diğer ev arkadaşları gibi hep Deniz'in de çıkacağını düşünüyor 3-4 gün sonra veya 2-3 ay sonra. Ama daha sonrasında Deniz eve yerleşmeye başladıkça ya ve de Meryem'in sınırları çok fazla olan bir insan ve çoğu kişiyle çok samimiyet kurmamış bir insan. Çok fazla samimi bir arkadaşı yok. Ama daha sonrasında Deniz Meryem'in kurallarını birazcık aşıyor, sınırlarını aşıyor. Ve yakın bir arkadaş ilişkisi kuruyorlar. Ve Dora'a da söylemiyor. Çünkü bu kadar yakın olacağını düşünmüyor. Normal ev arkadaşı olarak düşünüyor. Ve söylemiyor ama sonrasında da Deniz'le iyice yakın olmaya başlıyor. Diyor ki sonra Dora'a nasıl söyleyeceğim? Doruk yanlış anlayacak diyor. İşin içerisinden çıkamıyor açıkçası. Ya aslında Meryem'e kızmamız gereken şöyle bir konu yok. Meryem de ne yapacağını bilemiyor. Yani aslında Meryem'e üzülmemiz gerekiyor ama biraz yanlış anlaşıldı sanırım o kısım. Meryem Deniz ve Doruk arasında fena halde kalıyor. Tamam Deniz acı çekiyor, Doruk acı çekiyor ama bunun tek sorumlusu Meryem değil. Senarist diyormuş. Diğer soruya geçelim. Merve özür dilerim seni üzdüğüm için.
yeni sezona ne zaman başlıyorsunuz? Yeni sezona ne zaman başlıyorsunuz? Yeni sezona ne zaman başlıyorsunuz? 19.05 sormuş. Evet. Yeni sezona ne zaman başlamayı düşünüyoruz? Hemen bugün buradan çıkıp başlayacağız yeni sezonu. Bilmiyorum ya. Kamera arkasındakileri sorun. Ben cevaplamak istemiyorum bu soruyu. Yani Şubat ortasına gibi başlayacağız yeni sezonu. Yakında. Evet bak oradan cevap geldi. Sen niye atlıyorsun hemen her şeyi? Camis Dayıcık sormuş. Bu projede keşke böyle yapsaydık ya da yapmasaydık dediğiniz konular var mı demiş. Senin var mı öncelikle? Var. Lütfen sponsor bulun bize veya sponsor olun. Çekmek istediklerimizi çekemiyoruz. Son son bölümde bile parti ortamı, yani Deniz güzel bir parti bile ayarlayamadı. Lütfen bize para verin. Fakirlikten bizi çekemiyoruz. Yani fakiriz. Ne yapalım artık yani ya? Yani büyük bütçeli olarak ya düşündüğümüz çok şey var ama bütçemiz kısıtlı olduğu için çok iyi şeyler tabii ki çekiyoruz ama Sayın Yönetmenim bana peşi de getirdi. Büyük teşekkür bütçeli ederim, şeyler çekemiyoruz. Yönetmen. O açıdan keşke paramız olsaydı ve bunu yapsaydık dediğim çok şey oluyor. Ya benim de para anlamında öyle istediğim şeyler var. Mesela daha über senaryolar yazmak istiyorum ama yok abi, para yok. Para yok. Teşekkürler Ramiz Dayıcık. Kaan YSR 9 sormuş. İkinci sezonda nasıl bir süreç izleyeceğiz demiş. Sen cevapla istiyorsan senaryo. Ben cevaplayayım. Kaan YSR 9 şöyle cevaplayayım bu soruyu sana. İkinci sezonda sorduğun sorunun içinde aslında cevap var. Yani süreç işleyeceğiz artık. Çünkü bütün bölümlerin birbirinden farklı olmasından ziyade izleyicimiz biraz daha süreç bekliyor. Ve artık ikinci sezonda tam anlamıyla bir dizi oluyoruz. Yani böyle bir şeyler oluyor. Bekleyin güzel. Rabia Aydemir sormuş. Rabia Aydemir. Oyuncuların ve kamera arkası ekibin çok severek çektikleri bölüm hangisiydi? Hangisiydi? Aslında hepsini seviyorum yani. Ama bir tane vardır mutlaka özel olarak sevdiğim. Özel olarak sevdiğim. Benim mesela 6. bölüm. Evet. 6. bölüm gerçekten çok eğlenceliydi. Yani şöyle, mesela ben ömrüm boyunca hiç dans etmemiş bir insanım. Yani odun gibi bir şey. Bana böyle yarım saatte falan bachata figürleri öğretildi. Evet. Ve yarım saatte çıkardık o figürü. Gayet de güzeldi ya. Güzeldi. Hallettim yani. Gerçi diğer kız oyuncumuz Öykü halletti biraz. O yönetmiş gibi oldu ama olsun. Güzeldi. Benim de galiba 5. bölüm. Motorcu bölümü. Gerçekten çok güzeldi ve gerçekten gergindi. Çünkü karşında kalıplı adamlar var ve Meryem atarlanıyor onlara. Yani benden uzunlar, ben şöyle bakıyorum ve hepsi böyle siyah giymiş, deri ceketli insanlar. Motorcu bölümüyle ilgili bir şey anlatabilir miyim? Durum tabii komedisi ki, tam evet. Olarak ne? Daha kimse yok sette, sadece İrem'le ben varız sadece o alanda. Evet. Kamera arkası işte kamera işleriyle falan ilgileniyordu. Motorcular yavaş yavaş geliyordu. Gördük işte seslerini falan, duyduk motoru. Sonra onların bir hareketi varmış. Şu hareket. Yani başkan böyle yapıyor. Yani şöyle bir şey evet. Yapıyor. Diğerleri şöyle duruyormuş. Yani. Ben onu bilmiyordum. Başkan geldi ve böyle yaptı. Ben de şey yaptım. Buradayız. El sallıyor falan sandım. Aynı ama şeyi ben yaptım. Sen beni görmemiş olabilirsin ama ben de böyle buradayız yaptım. Yani motorculara dair demek ki bir şey yani. Güzeldi 5. bölüm. Gerçekten çok eğlenceli. Bu arada 5. bölüm gerçek bir yaşanmışlıktan alıntı. Cidden öyle bir şey ne oldu. Ne yaşandı? Yani biz senaryoyu biraz evirdik ama şöyle anlatayım. Ben lise 2'deyim. Öğle yemeğine çıktım işte. Yürüyorum böyle tek başıma. Bir tane Doblo böyle üstüme kırdı. Ben de Doblo yanımdan geçtikten sonra ne yapıyorsun lan yavaş git falan gibisinden bağırdım ve Doblo durdu. Yemin ederim o Doblo'nun içinden 8 kişi aynı anda indi. Sonra benim sesim biraz arkalara doğru kaçtı. Dedim şöyle bir harekete büründüm. Çok hızlı gidiyorsunuz ama yani eziliyordum gibi bir şey oldu. Ya biz de motorcu bölümünü aslında ona evirdik. İşte bu yüzden Deniz'le Furkan benziyor diyorum çünkü Deniz de evet. Cesaretsiz bir karakter. Hayır, Deniz cesur aslında. Ne açıdan cesur mesela? Cesur işte. Yani cesur. Cesur. Ya Meryem'le uğraştığı için cesur. Meryem'le uğraştığı için zaten başlı başına bir cesaret. Dilan.atala 16. Evet. Sormuş. Sizce izleyiciler Kural 21'i neden izlemelidir? Yani eğlendiriyoruz. Güzel bir gençlik dizisi. Yok yani YouTube'da yok böyle bir şey, anlıyor musunuz? Böyle bir içerik yok. Her yer çöp dolu. İzleyin yani. Ciddi söylüyorum. Kadınla erkek ilişkisini en iyi anlatan dizi biziz şu an.
Değil mi? Evet. Ya, öyle düşünüyorum. Bence neden izlenmeli? Hani ya izleyin işte ya. Neden izlenmeli? Öğrenci evini... Çok şey oldu. Gerçekten anlatıyoruz. Son bölümde evet hani biraz parasızlığımız da var ama son bölümde Deniz parasızlık yüzünden evde kutluyor yani. Normalde gerçek filmlerde ne olur? İki katlı bir yalıda kutlanır yani. Bir köşkte kutlanır. Halbuki öyle bir şey yoktur yani. Şey yıllar değil mi? Şey hani yıllarda şey vardır ya, kahvaltıya inersin ama o kahvaltı asla edilmez. Portakalsızlığından. Toplantım var benim deyip çıkılır falan, o tarz bir şey. Yani. Ama biz de bildiğin hapuru puro pastayı gömdük arkadaşlar. Bildiğin gerçeği çekiyoruz aslında biz, o yüzden. İzleyin, gerçeği çeken yok. Hiç dayak yediniz mi? Lider Ufuk sormuş. Lider Ufuk. Yani. Şimdi bu soru dizide mi yoksa gerçek hayatta mı? Ya eğlenmiş bence. Sen eğlenmek yedin istemiş. Mi hiç dayak? Ben hiç dayak yedim mi? Ben ilkokul öğretmeninden tokat yediğini biliyorum da. Ben ortaokula kadar hocalarım tarafından gerçekten çok dayak yedim, söylüyorum. Gerçekten çok dayak yedim yani. Ben de yedim. Onun yani dizi dışında yedim yani. O mesela Doblo olayında da yemeğe ramak kalmıştı. Lisede hiç böyle kavgaya falan karıştın mı? Karıştım. Benim bir arkadaşım vardı, çok yakın bir arkadaşım. Şey, mesela okulda ne zaman kavga çıksa o orada olurdu. O çocuk benim yakın arkadaşım diye ben de orada olmak zorunda olurdum. Yani kavga evet, ederdik şey sürekli. Evet, öyle bir şeyler vardı. Yedin yani dayak. Yedim. Güzel dayak yedim yani, temiz böyle. İyi, afiyet olsun. Erol Bera şimdiki soru. Bak bu çocuk var ya, wok. Wok bu çocuk var ya. Sıkı takipçimiz, yemin evet, ederim. Evet, sürekli yorum yapıyorum. Canımsın ya gerçekten. Sette öncesinde ve sonrasında kasten ya da unutarak Deniz ya da Meryem oluyor musunuz? Oluyoruz. Yani bu soruyu, buna benzer bir soruyu zaten cevaplamıştık evet. Ama evet oluyoruz ya. Ya ben oluyorum en azından. Ya ben sette bir saat öncesinden Meryem olmaya çalışıyorum. Çok Meryem, gerçek hayatta dediğim gibi zıt karakterleri olduğumuz için. Aynen. Mesela İrem setin bir saat öncesinde bütün set arkasına köpek gibi davranıyor yani. Evet. Meryem aslında Aslan Burcu gibi gözüküyor. Aslan ama... burçlarından nasıl linç yedik? Ama İrem Balık Burcu. O yüzden... zıt karakterler. Teşekkür ederiz sorun için. Teşekkürler Bera. Özges Topal. Harikasınız. Başarılar diliyorum. Ve bence de daha uzun olmalı. İzlemek çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Desteğin için, güzel dileklerin teşekkür için. Teşekkür ederiz. Daha uzun olmalı. Daha uzun olmalı. Yani şöyle, şu yüzden uzun olamıyor aslında bakınca. Yine paraya bağlayacağım ben burada. Bütçe, bir yandan diğer okul hayatımız, kendi hayatlarımız falan yoğun olunca bu tarz kısalıkta çekmek zorunda kalıyoruz ki biraz da tadında kalsın diye açıkçası. Ya evet, aslında ilk bölüme göre biraz daha uzun çekiyoruz. Bir şeyleri de göz ederek, kitleyi de gözeterek. Uzun geliyor yani. Uzun, birazcık uzun çekmeye başladık artık. Hı-hı. İkinci sezonda bakalım neler gösterecek. Harun Atlantire açık göz. Atlantire neyse. Deniz ve Meryem'e hayat veren oyuncular. Kendi hayatlarında bir anlığına da olsa Meryem'i ya da Deniz'i kıskandığı oldu mu? Bu soruya benzer çok soru çok var. Soru İnsanlar yani, bunu evet. Çok merak etmiş. Ya oldu mu senin Meryem'i kıskandığı? Kıskanıyorum Meryem'i çünkü Meryem gerektiğinde, nasıl diyeyim, sınırları koyabilen birisi, sert olabilen birisi. Dediğim gibi Aslan Burcu, bense Balık Burcu'yum, o yüzden Meryem'i kıskanıyorum. Evet, sert bir karakter biraz, o yüzden kıskanıyorum. Ben Deniz'i kıskanıyorum. Neden kıskanıyorum? Çünkü dediğim gibi Deniz biraz daha çingene tarzı hayat süren bir karakter. Günübirlik yaşayan, planları olmayan yarına dair. Ben mesela plan yapmaktan, yarına dair plan yapmaktan beynim ağrır artık ama Deniz için önemli değil. O günü geçirsin yeter. Bu anlamda kıskanıyorum Deniz'i. Evet. Deniz'in burcu ne bu arada? Akrep. Akrep diye bir akrep cevap geldi arkadaşlar. Muhtemelen akrep. Evet, kıskançlık oradan geliyor herhalde. Herhalde. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz tarafından. Ezberinizi nasıl yapıyorsunuz demiş. Yapmıyoruz. Ezber yapmıyoruz. Yani şu andan da aslında yapıyoruz evet. Çalışıyoruz yazılan replikler üzerine ama biraz daha ana izlekleri izleyip hani olayın ana duygusunu kapıp nasıl bir cümle kuruyorum ya, çok saçma bir cümle oluyor. Sadece ana olayı ezberleyip doğaçlama takılıyoruz ya, bir biraz de biz daha. Öncesinden çok prova alıyoruz. O yüzden senaryonun o temeline hakim olduğumuz için sonrasında sadece bize diyalog, yani diyalog kısımlarına doğaçlama kalıyor. Ve doğaçlamanın da daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha samimi, daha öğrenci işi, daha genç işi yani. Ya bir de replik gibi durmasın evet. Diye biraz daha. Diğer tamam. Soruya geçiyorum. Teşekkür ederiz sorun için. İsmini vermek istemeyen izleyici. Feyza Güvercin evet. Sormuş. Deniz'in adı Cevdet olsaydı keşke demiş. Keşke.
Yazsana keşke Cevdet olsaydı. Keşke Cevdet olsaydı. Da işte neden? Yani özel olarak neden Cevdet istedi bunu bilmiyorum. Bu da uzun bir soru. Teşekkür ederiz sorun için. UFO B. Jekt sormuş. Kamera arkasıyla dizi sayesinde mi tanıştı oyuncular? Yoksa bu ekip daha önceden de arkadaş mıydı? Setteki en eğlenceli anınızı da paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, uzun bir cevaplama olacak bence bu. Bence de. Çünkü kamera arkası mesela işin içinde hiç görünmeyen ama aslında dizinin çıkışında çok büyük bir rol oynayan bir ekip. Evet. Ki aynı zamanda hepsi arkadaşımız. Ya şöyle söyleyeyim. Ekibin yönetmeninden set amirine kadar hepsi bizim sınıf arkadaşımız ve okuldan arkadaşımız ve biz sürekli 7/24 beraber takılıyoruz. Ve bu proje başlamadan önce belirli fikirler atıldı ortaya. Herkes bir şekilde bir şeyler yapmak istedi ve daha sonrasında herkes gerçekten emeğini koydu. Özellikle kamera arkası, yönetmen, görüntü yönetmeni, kameraman, set amiri, ışıkçı, herkes o kadar çok çalıştı ki bu proje için. Yani çok profesyonel olmak istiyoruz ve gerçekten teşekkür ederiz. Hem bizi çok, yani kamera önünde olduğumuz için hem bizi çok destekliyorlar. Hem kamera arkasındaki ekip gerçekten çok iyi çalışıyor. Bir kere şu çok güzel bir şey. Mesela kamera arkasında bir dizi veya film setinde kamera arkasındakiler falan hani böyle enerjisi olmaz. Böyle oyuncunun enerjisini düşürür falan ama bizim Allah'tan ekibimiz öyle değil. Mesela bizim kamera arkasında yaptıklarımızı bir görseniz. Mesela kimden örnek vereyim? Görüntü yönetmenimiz. Ve aynı zamanda kurgucumuz. Ev arkadaşım. Ev arkadaşı aynı zamanda. Şey, nasıl diyeyim? Sette bana böyle bir gıcıktır kendisi. Neden bilmem. Şey yapar böyle bir. Bağırır, çağırır bana falan. Şaka şaka öyle şeyler yapmaz. Ama kurgu yaparken bana çok sinirli. Hadi be falan filan yapar bana. Kurgusuz zaten gıcık olduğu kesin. Onun dışında ben mesela yönetmenle uğraşmayı çok severim. Giderim yanına. Sen niye İrem'i daha çok seviyor gibi yapıyorsun, beni daha çok sev gibi bir şey yaparız. Hatta İrem'i diziden çıkarmaya çalışırım. Asla yanaşmaz. Set amiri aynı zamanda benim ev arkadaşım. Evden onunla çıkana kadar sete kadar eğlenirim. Sanatçımız. Sanat ekibi. Ses sanatçımız. Şey, sanat ekibi güzel işler. Konuşamıyorum artık. Işıkçı, ışık yapar. Böyle anlatıyormuşsun değil mi? Ya, şey ya ben seviyorum kamera arkası ekibini ya. Kurallarım var kısmı. Şimdi dizinin temelini oluşturuyor o yüzden. Aynen mesela akılda kalıcılık gerçekten... olarak kurallarım evet. Var. Mesela kurgu için istediğimiz bir şeyi mesela buraya gerilim tarzında bir video, bir şarkı lazım diyoruz. Ve hemen atıyor yani. Herkes bekliyor. Gerçekten herkes çok çalışıyor. Ve sadece şey tek kişi mesela. Tek bir iş yapmıyor. Yani kameraman, görüntü yönetmeni sadece işte benim işim kamerayla demiyor. Herkese yardımcı oluyor. Ben konuşacaktım, dur. Mesela senaryoda o an olması gereken bir müzik tarzı var ve ben kafamdakini tam olarak aktarmıyorum ama Batu mesela müzikçimiz kafamdakini tam olarak anlayıp hemen akşamına gönderiyor müziği yapıp. Evet. Bir de setteki en eğlenceli anınızı da paylaşırsanız sevinirim. Senin neydi mesela en eğlenceli kamera arkasıyla? Kamera arkasıyla şey olmuştu yine motorcu bölümünden sonra. Hı hı. Ottomans Isparta bizi çekimden sonra kulüplerine davet ettiler. Ve oraya gittik, oturduk. Garip bir ortamdı yani. 35 kişi bir odada ya, hiçbirimizin insanlar. Alışık olmadığı bir ortamdı. Şöyle oturuyoruz sadece. Garipti yani. İçeri girdik, hepsi bizden kalıplı, hepsi bizden uzun boylu falan şeyler. Biz de koltuğa böyle hepimiz böyle ekipçe şöyle oturduk, bekliyoruz böyle. Böyle sucuk oturduk. Ekmek falan yedik. Güzeldi o kısımlar da. Şey vardır ya, ayakları katlama olayı, parmak uçlarıyla. Aynen şöyle. Öyle kaldık, bayram ziyaret. Herkes hoş geldin kardeşim, hoş geldin kardeşim falan diyor. Böyle oluyor. Güzel, sert bir ortamdı. Evet. Mesela o kadar sertti ki mesela biri bana şey demişti. Sen şuraya geç demişti. Ben hiç sorgulamadan o tarafa falan geçmiştim. Öyle sert bir ortamdı. Ama sonradan mesela o kadar samimi olduk ki ortam bir anda şeye döndü. Saz çalınıp oynanan, şarkı söylenen bir ortama döndü. Yani onlarla da güzel ilişki kurduk. Sorular bu şekilde. Sorularımız da bitti. Soru sorduğunuz için, bizi izlediğiniz için, bize destek verdiğiniz için, eğlendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok destek veriyorsunuz ve vermeye de devam edin, izlemeye de devam edin. İkinci sezon tam bir dizi oluyor. Beklemede kalın.